Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar birkaç gündür video çekmiyorum. Bu akşam bilançoların son günüydü, son tarihiydi. Bir sürü şirketin bilançosu geldi. Genel olarak baktığımda arkadaşlar çok iyi kar açıklayan şirketlerimiz var. Bundan ötesi arkadaşlar benim bu bilançolarda genel olarak gördüğüm şey şu. Endeksin düzeltmesinin bittiğini. Buralarda bir dengeleme süreci, bir dinleme sürecinden sonra bu bilançolardan sonra endeksin artık aşağı fazla alanı kalmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla ben de artık şirketlerimde gerekli pozisyonlarımı aldım. Bundan sonraki süreçte Sabırla Bekleyeceğiz Birkaç tane kağıtımda Pozisyon değiştirmiştim biliyorsunuz arkadaşlar Endeks düşüşlerinde sık sık yaptığım bir e, hareketler e, hareket var Bu da Daha Avantajlı gördüm İleride daha yüksek marj vereceğine inandım Şirketlere geçiş yapıyorum Elimde olan bazı kağıtları elden çıkartıyorum Tabi elden çıkartırken belli sebepleri de olabiliyor bu bazen patrondan kaynaklı bu bazen başka daha güzel fırsatların ortaya çıkmasıyla ilgilidir konu fazla uzamasın diye dediğim gibi genel bir değerlendirme olarak bakacağım ondan sonra hangi sektörler önümüzdeki süreçte avantajlı olabileceğini sizinle paylaşacağım ve zaten o sektörlere yönelik pozisyonlarımı ayarladım bundan sonrası hayırlısı kısmet neyse onu alacağız. Ötesi de yok zaten. Şimdi arkadaşlar her şeyin önce şunu söyleyeyim. Önümüzdeki süreçte genel olarak pozisyon aldığım sektörler yenilenebilir enerji sektörü, yapı malzemeleri sektörü, aracı kurumlar, bir de bunun dışında kendi özel hikayesi olan birkaç tane şirket var. Enerji sektörünün önümüzdeki süreçte daha karlı olacağını, daha yani burada pozisyon almamın temel sebebi arkadaşlar kısaca açıklayayım. Birincisi enerji sektörü, yenilenebilir enerji sektöründe özellikle yenilenebilir enerji sektörüne malzeme tedariği yapan, panel üreten, invertör üreten şirketlerden bahsediyorum. Enerji üretenlerden bahsetmiyorum. Bir kere yenilenebilir enerji sektöründeki şirketlerin dördüncü çeyrek bilançoları en verimli bilançolardır. Dolayısıyla yıl sonu bilançoları yani dördüncü çeyrek bilançoların çok çok daha iyi geleceğini, bunların da satın alınacağını. İkincisi sektörün çok daha bebek olduğunu, canlı olduğunu bunu daha önce söylemiştim. Orta uzun vada bu sektörde sürekli pozisyonlarımı taşıyacağımı belirtmiştim. Bunun dışında bir de arkadaşlar şirketler yani yenilenebilir enerji sektöründeki şirketler yıl sonuna doğru ve birinci ikinci ayda yıl içinde yapacağı işlerle ilgili hemen hemen her gün ihale alıyorlar, kap atıyorlar. Dolayısıyla yenilenebilir, yenilenebilir enerji sektörünün yıl sonu bilançonun göçülü geleceğinden dolayı dinç kalacağını sektörün canlı kalmaya büyümeye devam edeceğini ve yıl başında birinci ikinci ayda e, yoğun bir şekilde kap haberleriyle buradaki kar marjlarının daha doğrusu hisse performanslarının iyi olacağını düşünüyorum. E, bu sektöre portföyümün %34-35'ini yüzde, 34, yüzde ayırmışım. Ve burada 3 tane şirketim var. En büyük ağırlığım aynı zamanda portföyümde ağırlığı en fazla olan Birinci şirketim kontroldür. Yine yenilenebilir enerji sektöründe ikinci şirketim smart g'dir. Üçüncüsü ise sayastır. Bu şirketlerin niçin portföyde tuttuğumu daha önceki zaten videolarımda hikayeleriyle birlikte anlatmıştım. İkinci grup arkadaşlar inşaat sektörü yapı malzemeleri üreten panel san ve kale kimi tutuyorum? Yine bu şirketlerin hikayelerini analizlerini daha önce videomda paylaşmıştım. Bunlar olacak portföyümde. Özellikle Panelsan hem hikayesi hem de e, kentsel dönüşümle ilgili çalışmaların hız kazanacağı, yine deprem bölgesinin tekrardan e, ayağa kaldırılmasıyla ilgili bu sektörün canlı kalacağını. Yine Panelsal'ın kendi özel hikayesinin, kendi yatırımlarının olması. Kağıdın buralarda fiyatının pahalı olmadığına inancım. Bilançosunun güzel gelmesi. Yani beğendim bilançosunu. Ee, yine dediğim gibi yatırımları. Ve küçük bir şirket olması açısından Panelsal portföyümde olacak orta uzun vadede. Çok sert, agresif hareketler olmadığı sürece. Kale kim her ne kadar hala çok ucuz değilse dahi ederindedir bana göre artık. Çok güzel bir bilanço açıklamıştı. Yine biliyorsunuz yapı kimyasaları sektöründe çalışan bir şirketimiz. Çarpanları, daha doğrusu borçlu kısmı tarafı büyümesi bunlar çok iyi. Bu bulunuyor. Bu da portföyümün 12 13ü inşaat yapı malzemelerini taşımaya devam edeceğim sektör olarak da baktığımızda dediğim gibi kentsel dönüşüm projeleri, deprem bölgesinin inşası, bir de yerel seçimlerin gelmesiyle bu sektörün canlı kalacağını, önümüzdeki süreçlerde karlılıkların devam edeceğini düşündüğüm için portföyümde bu ikisi toplamda portföyün %12-%13'ünü oluşturuyor. Üçüncü sektör ise aracı kurumlar. Aracı kurumlar zaten ismen portföyümde vardı. Bir de yanına infoyu ekledim. Infoyu eklememin sebebi bir küçük şirket olması, iki çok çok ucuz olması, üç bir karşıt yatırım olarak şu an portfoya ekledim. E, çünkü şu an borsa İstanbul'da işlem hacimleri düştüğü için aracı kurumlar ikinci plana düştü. E, hatta performansları yani endese göre daha fazla düşüyorlar. Ancak ben karşıt yatırım olarak alıyorum. E, şunu da biliyorum. Endeks e, tekrardan hareket ettiğinde rally ettiğinde a, işlem hacminde artış meydana geldiğinde piyasanın tekrardan buraya zomlanacağını e, düşünüyorum. İsmen info da portföyümün yüzde 12'sini oluşturuyor. Onun dışında özel olarak beğendim. Uzun süre tutmayı düşündüğüm e, Froto Ford Otosan var arkadaşlar. Buradan gösterebilirim. Ekran sabit kaldı ama Şöyle yapalım. Örneğin ben Frotto'yu ekrana getireyim. Şuradan geri geldiğimde ekranda sadece alark olması. Frotto'yu açtığımızda arkadaşlar bir kere her şeyden önce çok ucuz. Bana göre çok çok ucuz. Bana göre de yani çarpanlar öyle söylüyor. İkincisi muazzam bir hikayesi var. Üçüncüsü koç grubunun bir şirkettiği kurumsal olması gelecek vaat etmesi, batarya ve elektrikli araçlarda yine bilançoların çok çok iyi gelmesi, bir temetü şirketi olması. Bunu uzun uzun yıllar tutmayı düşünüyorum. Tabii ki bazen ağırlıklarını artırıp azaltabilirim. Ucuz olması, ihracatçı bir şirket olması, yine kurumsal olması, temetü şirketi olması, koç grubu olması ve geleceğe yönelik elektrikli araçlar ve batarya sektörüne faaliyetlerini artıracağını bildim için orta uzun vada hatta uzun vada portföyümde hep olacak bir şirkettir. Portföyüm %10'unu oluşturuyor. Bir de bunun yanına %3-4 poifunu %3-4'ünü oluşturan e, Türk Traktörü de ekledim. Geriye hangi şirketimiz kaldı arkadaşlar? E, Sasa kaldı. Sasa geçen günde videosunu paylaşmıştım. Sasa'nın buralarda zaten uzun süredir elimdedir. Maliyetim gayet düşük bu yıl kar etmedik. Hatta zarar ettik Sasa'dan. Portföyümün %13'ünü oluşturuyor. Sasa'yı taşımaya devam edeceğim. Kötüsünün geride kaldığını bundan sonraki süreçte Sasa'nın çıkma potansiyelinin düşme potansiyelinden çok çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Zaten yatırımları devasa. Bir sıkıntı da görmüyorum. Alarko'yu Söylemedim. Bir de Alarko var. Arkadaşlar Alarko gerçekten e, yani bu fiyatlarda fiyatlanması tuhaf bir şey. Gerçekten çok çok ucuz kalan bir şirket. Yatırımları çok güzel. Bakın arkadaşlar burada e, bilançosu çok çok iyi geldi. Daha bugün bile e, webinar sunumunda şirketin yatırımcılara sunduğu bir e, briefing bir konferans diyelim vardı. Yıl sonu hedef e, net kardaki hedef fiyatlarının 13-14 milyar. Bu şirket 14 milyar kar edecekse arkadaşlar 6 FK ile dahi fiyatlansa bu kağıdın ederi arkadaşlar e, 190-195 TL ediyor. Çok güzel bir şirket bana göre. Kurumsal ve e, yatırımları özellikle tarım, gıda ve seracılık sektörüne olan yatırımları orta uzun vade sürekli portföyümde olacak bir şirket. Genel olarak e, bu şekilde kabaca e, geriye kalan e, %10'luk portföyümle de al sat yapmayı düşünüyorum. E, umarım yanlış kararlar vermemişizdir. E, şimdi mesela bugün Smartgen'in bilançosu geldi arkadaşlar. Ha bu bilançolar kısmını da söylesem. Yani anlatsam e, panel sayının bilançosu çok iyi geldi. Froton ki çok çok iyi geldi. E, yine sayasın daha iyi olabilirdi açıkçası. Info'nun çok çok iyi geldi. İsmen yine çok çok iyi kar geldi. E, Kale kimin yine iyi gelmişti. Dolayısıyla Smart'ın bugün bu akşam geldi. Ona da baktım. Yani arkadaşlar bir göstereyim size örneğin. Pahalı mıdır Smart? Hala pahalıdır ama sabah 72 FK'da fiyatlanan Smart. Gelen bilanç öyle. FK'sı arkadaşlar. Bakalım kaça düşmüş. Ee, bakmıştım herhalde 53'e falan düşmüştü. Evet burada FK'sı 53'e düştü. Bir bilanço şura Şuraya bakar mısınız arkadaşlar. Özellikle Favok'ta mu muhteşem bir e, performans var. Yine satışlarda öyle. Bakın arkadaşlar. Esas faaliyet karında. Bak net karda %400. Favok'ta %500. Esas faaliyet karında yüzde 423, brüt karda yüzde yakın satışlarda yüzde 264'lük bir artış var. Net kar marjları da fena değil, ortalama yüzde 16. E, devasa yatırımları olan bir şirketimiz. Bunu da tutmaya e, devam edeceğim. Hedef fiyatlar olarak bakarsanız bu tamamen beni bağlar. Alarko dediğim gibi yıl sonu 180-190 ederi vardır. Ederi bu kadardır. Devre gidecek anlamı taşımıyor ama ucuz olduğu kesindir. Yine panel sanın ucuz olduğunu önümüzdeki bir yıl içerisinde yüzleri rahatlıkla devireceğini düşünüyorum. İsmenin ucuz olduğunu daha önce demiştim 6 ile 5 çok arasında alınabileceği yıl sonu da 50 TL üzeri 60 TL hedef fiyatım vardır. Info çok çok ucuz kaldı. Froton'un 1200 TL ederi 1300 TL e, ederi olduğunu düşünüyorum. yine kontrolmatik bilanço gelse ama buna rağmen yine koron kontrol mati sabırla taşmaya devam edeceğim. Ama sert bir hareket yaparsa 450'lerde satarım bir kısmını. Onun dışında söyleyeceklerim Sayas bana göre küçük bir şirket ve muhteşem beklentisi olan bir şirkettir. pahalıdır e, Taşmaya devam edeceğim sabırla kalsın. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, bundan sonra dediğim gibi pozisyonlarımı ayarladım. Şirketlerimi bu şekilde taşıyacağım. Herkese bol kazançlar. Videolarımı paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayınız. İyi akşamlar.